bu dersimizde Mesnevi Nuriye'den şu cümlenin izahını yapacağız. Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Bu cümleyi anlayabilmek için ilk önce şu kaideyi bilmeliyiz. İsimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Yani bir isim varsa o ismi taşıyan bir fert olmak zorundadır. Bir sıfat varsa o sıfatın sahibi olmalıdır. İsimler ve sıfatlar sahipsiz olamaz. Şu alemde ve her varlık üzerinde Allah'ın isim ve sıfatları gözükmektedir. Allah'ın inkar edilmesi durumunda bu isim ve sıfatların varlıklara verilmesi gerekir. Çünkü isimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Ortada bir isim ve sıfat var. Bunun sahibi Allah değilse kimdir? Ya varlığın kendisidir, ya tabiattır, ya da sebeplerdir. İlla bir sahibi olmalı. Meseleyi somutlaştırdığımızda daha iyi anlaşılacaktır. Bir kağıda bir A harfi yazıldığını farz edelim. Bu A harfi birçok isim ve sıfatı kendisinde barındırmakta, katibinin bu isim ve sıfatlara sahip olduğunu göstermektedir. Mesela bu A harfi yoktu, var oldu. Varlığı yokluğuna tercih edildi. Varlığının yokluğuna tercihi ancak irade sahibi bir katibin tercihiyle olabilir. İradesi olmayan A harfinin varlığını yokluğuna tercih edemez. İşte bu durum katibinin irade sahibi olduğunu göstermektedir. İrade sahibi olabilmek için ilk önce hayat sahibi olmak gerekir. Hayatı olmayanın iradesi olur mu? Elbette olmaz. İşte A harfi varlığıyla katibinin hayat sahibi olduğunu göstermektedir. Yine bu A harfi manalı bir harftir. Alalade bir çizgi değildir. Demek onu yazan harfleri tanıyor, biliyor. Bu da ispat eder ki A harfinin katibinin bir ilmi vardı. Sadece ilim sahibi olmak da yetmez kudret sahibi de olmalıdır. Eğer katibinin hayatı olsa, iradesi olsa, ilmi olup A harfini yazmayı da bilse ama katibi feçli olsa, elini oynatamasa yani kudreti olmasa A harfini yazabilir miydi? Hayır yazamazdı. İşte A harfi varlığıyla katibinin kudret sahibi olduğunu göstermektedir. Yine A harfi o kadar düzgün yazılmış ki bunu yazanın görmesi gerekir. Eğer görme özürlü olsaydı bu kadar düzgün yazamaz. A harfinin bir yeri uzun, diğer yeri kısa olurdu. Ama olmamış. Tam bir intizam var. Demek A harfinin katibi görme sahibidir. A harfi manalı bir harftir gelişi güzel çizilmiş bir şey değildir. Demek A harfinin katibi hikmet sahibidir. Bu harfi bir gayeye matuf yazmış. Bir gayeyi takip etmek ancak hikmet sahibi olmakla mümkündü. İşte bunlar gibi daha birçok sıfatla A harfi katibini gösterip onu tarif eder ve lisan haliyle der ki bu sıfatlara sahip olamayan bana katip olamaz. Şimdi biri çıksa ve bu A harfinin katibi yoktu, A harfi kendi kendine oldu dese bu durumda A harfinde gözüken sıfatları harfin kendisine vermek zorundadır. Çünkü ortada sıfatlar vardır ve bu sıfatlara sahip olunmadan a harfine sahip olunamaz. Bu sıfatlar muhakkak birine verilmelidir. Eğer a harfinin kendi kendini yaptığı kabul edilirse bu harfin hayat sahibi, ilim, kudret, irade ve hikmet sahibi olduğu ve diğer isim ve sıfatları taşıdığı kabul edilmek zorunda kalınır. Yani katibinde olan bütün sıfatlar A harfinin kendisine verilir. Eğer A harfini kalemin kendisi yazmış denilirse bu durumda da mezkur sıfatlar kaleme verilmek zorundadır. Gördünüz mü? Katibi kabul etmeyen neyi kabul etmek zorunda kalıyor. Aynen bunun gibi şu alemdeki her bir varlık A harfi gibi bir harf hükmündedir ve kudret kalemiyle yazılmış ilahi bir kelimedir. Üzerlerinde Allah'ın binbir ismi ve sıfatları yazılmıştır. Eğer Allah inkar edilirse bu isim ve sıfatlar varlıklara, tabiata veya sebeplere verilmek zorundadır. Bu durumda da nihayetsiz ilahları kabul etme mecburiyeti ortaya çıkar. Çünkü bu sıfatları taşıyana ilah denir. Kim taşıyorsa ilah odur. Biz Allah taşıyor. Bizim ilahımız odur diyoruz. Birisi Allah yok derse bu isim ve sıfatları varlıklara vermeli ve varlıkları ilah kabul etmelidir. Bu her varlık için böyledir. Üstadımız mezkur cümlesinde hücreden bahsettiğinden biz de hücre üzerinde konuşalım. Hücre mahiyetiyle ve işleviyle bir mucizedir. Sadece içinde bulunan DNA'ya baksak hayret içinde kalırız. Her bir hücrede binlerce DNA vardır. Göz renginden tutun parmak izine kadar. İnsanın sesinden tutun saç yapısına kadar bütün bilgiler bu DNA'larda kodlanmıştır. Bir tek hücrede bulunan DNA molekülleri her biri 20 bin sayfayı ihtiva eden 46 ciltlik dev bir ansiklopediye benzer ve bu kadar bilgiyi ihtiva eder. İnsandaysa yaklaşık 60 trilyon hücre vardır dünyanın en büyük ansiklopedisi ana bir olup 40 bin sayfadan oluşmaktadır. Bir tek DNA adaysa bu ansiklopedideki bilgilerden 25 kat daha fazla bilgi vardır. Ve bu DNA'lar mikroskopla yüzlerce defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen hücrelere yerleştirilmiştir. İşte hücrede ve içindeki DNA'larda Allah'ın alim, kadir, basir, hakim, hafiz, rahim gibi binbir ismi tecelli etmektedir. Eğer Allah inkar edilirse bu isimler hücrenin kendisine verilmelidir. Çünkü isimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Bu durumda karşımıza uluhiyet isim ve sıfatlarına mefsuf bir hücre çıkar. Biz bu isim ve sıfatlara sahip olana Allah diyoruz. Bu isim ve sıfatlar hücrenindir diyen kişi de hücreyi ilah kabul etmek ve bu hücre ilahtır demek zorundadır. Başka bir yolu yoktu. Gördünüz mü? Tek bir Allah'ı kabul etmediler. Varlıklar hatta atomlar adedince batıl ilahları kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi izahını yapmaya çalıştığımız cümleyi bir daha okuyalım. Yaptığımız izahla cümleye bakmaya çalışın. Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Allah'a emanet ol